Evet, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran bugün Diyarbakır'daydı ve kendisi kayyum atanmasına karşı HDP il binası önünde ki eylemlere katıldı. Şimdi telefon attığımızda ama önce bir fotoğrafları ekranlara getirelim. Bugünden fotoğraflar işte HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran polisler tarafından darp edilirken yaşanan fotoğraflar, yaşanan anlar fotoğraflara bu şekilde yansıdı. Bugün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Şimdi kendisi telefon attığımızda kendisiyle konuşacağız. Evet, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Fotoğraflardan en azından olayın şiddetini, darpın düzeyini az çok görebiliyoruz. Herhangi bir ciddi bir sağlık yaralanma durumunuz var mı acaba? İlk olarak bir onu sorun. Çok teşekkür ederim. Ya hem başıma hem işte vücudum belli yerlerini aldığım çok darbeleri nedeniyle yaklaşık 5 saat hastanede kaldım. Tabii en kötüsü başıma aldığım darbeler. Çünkü kafanıza aldığınız bir darbenin etkisi öldürücü bir boyuta bile olabiliyor. Yani bu artık hani böyle bir püskürtme, bir şiddet olayını geçti. Bunlar artık öldürme kastıyla saldırıdır. Yani bunu bilmek lazım. Yani bugün işte benim de başıma aldığım o darptan dolayı şişmeler vardı. Ya birkaç 4-5 saat müşahede altında kaldım. Yani şu anda daha iyiyim. Tabii ki hani bu saldırılar ya fiziki olarak acılar verebilir bize ama ya bizim haklı bir mücadelemiz olduğu için bununla geri adım atacağımı zannedenler de yarın öbür gün tekrar o alanda işte kendi iradesini sahiplenen halkın yanında olduğumuzda cevaplarını alacaklar ama dediğiniz gibi hani bir ülkede gelinebilecek en ciddiyetsiz en vahşi ortam yani bu eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise Evet. bir milletvekili binlerce insanın oyun almış hiçbir vatandaşın zaten şiddete uğramaması lazım. Polis şiddetine, işkencesine bu kanunlarda, uluslararası sözleşmelerde suç kabul ettir. Ama onu bir tarafa bırakıyorum. Toplumun artık irademiz dediği, oy vererek seçildiği, temsilcisi kabul ettiği insanlara bu şekilde saldırı da ayrıca aslında Türkiye'nin geldiği tabloyu gösteriyor hepimize. Peki, maalesef çok çok geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Biz aslında nasıl yaşandı bugün eylemler, hani görüntülerden izledik. Bunları da bugün ekranlara gösterdik ama biz sizden de dinleyelim uygunsa. Nasıl yaşandı? Nasıl olay bu raddeye kadar varabildi? Bu şiddet boyutu bu aşamaya gelebildi? Evet, zaten dün bizim üç büyükşehir belediyemiz ve kayyum atandı. Yani bütün Türkiye kamuoyunun bilgisi dahilinde çok böyle açık bir şekilde hiç böyle çok fazla gerekçeleri de hazırlama zahmetine girmeden soyut hiçbir ele tutulabilecek bir gerekçe olmanın üç büyükşehir belediyemize kayyum atandı. Biz bu pratiği 2016 yılında da işte OHAL dönemini bahane edinmişler. Bu dönem işte OHAL olmamasına rağmen OHAL koşullarında yani işte sonrasında çıkarılan yasayla büyükşehir belediyelerimize kayyum atandı ve şu anda Diyarbakır, Van ve Mardin yani Diyarbakır'da biz birebir buradayız ama diğer yerlerdeki tabloyu da biliyoruz. Şu anda tıpkı 2016 yılındaki kayyumdan sonraki görüntü gibi şu anda belediyeler karakora çevrilmiş durumda. Çok büyük bir güvenlik önlemi var. Biz bu sabah saat 10-10.30 civarında ben belediyenin yanındaydım. Belediyenin işte önünde halk toplanmaya başlıyordu. Ama neredeyse belediyenin etrafında 300 metre yaklaşamıyordunuz. Çünkü polis barikatları vardı. Birkaç şekilde yani birkaç çember şeklinde polis barikatlarıyla çevrelenmişti. Müthiş bir güç yığımı vardı. Bununla beraber işte bütün şehirlerin giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri vardı şehrine. Yani bu şehre Diyarbakır şehrine Diyarbakır milletvekili giremedi bugün İhyar Özsoy. Evet. Kendisi kömürde pardon madende durduruldu. İşte kontrol amacıyla kimliği elinden alındı. Saatlerce bu ilin vekili, bu halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekili bile giremedi. Yine başka şehirlerden gelen hem belediye eş başkanlarımız, halkımız şehre giriş yasak diye alınmadı. Ya da işte Silvan gibi bir örneklerde olduğu gibi işte Silvan'dan çıkış yasak siz nasıl geldiniz gibi bir muameleyle karşılaşıp geri gönderildiler. Yani bu kadar büyük bir güvenlik önlemi dediğim gibi neredeyse işte bu üç şehir yani olağanüstü sıkı yönetim
dönemlerini aratacak bir vaziyetteydi bugün oluşturulan atmosfer. Ve en ufak bir demokratik tepkide müthiş bir saldırı, bir hınçla, bir öfkeyle bir saldırı var. Aslında bu haksızlığın, haksız olmanın verdiği bence saldırganlık. Çünkü kendileri çok iyi biliyorlar. Yani zaten hani çıkıp 3 vali de, İçişleri Bakanı da, işte hükümetten başka yetkililer de bunun hem ahlaken hem vicdanen hem de milletin talebi doğrultusunda bu kayyumların getirildiğini söyledi ama evet. Eğer gerçekten böyle bir tablo oluşmuş olsaydı bugün bu oluşturulan olağanüstü hal ortamı yaratılmazdı. Madem ki Diyarbakır Belediyesi'ne Diyarbakır halkı kayyum atanmasını istiyor, peki bu güvenlik önlemlerin için insanlar belediyeye gidip işlem yapmak için bile belediyeden içeriye giremediler. İnsanlar kendi işte gidebilecekleri bir güzergahsa, ulaşabilecekleri evleri ise bile oraya varmakta müthiş bir zorluk yaşadılar. Çünkü çok farkındalar. Yani yaptıkları haksızlığın, yaptıklarını gayrimeşru, gayri yasal, gayri vicdani olduğunu çok farkındalar. Ama tabii şu anda Türkiye maalesef uzun bir süredir, yeni değil, bir hukuk devleti olma baskını yitirdi. Demokratik bir devlet olma baskını da yitirdi. Çünkü biliyoruz ki demokrasinin en temel ilkeleri seçimdir. Bugün seçimin yok sayıldığı, seçimin sonucunun yok sayıldığı. Seçilebilirsiniz ama yönetemezsiniz. Tıpkı 6 belediyemizde belediye başkanlarımız seçildikten sonra KHK'lı oldukları bahanesiyle ikinci sıraya verilmesi gibi. Şunu soracağım. Çok ama yönetemezsiniz. Ayşe Hanım, tabii. Örneğin sizin milletvekili olduğunuzu bildikleri halde bu şekilde saldırabiliyorlar. Örneğin ne diyorlar öyle durumda? Bakanlıktan talimat geldiğini vesaire mi söylüyorlar? Hani polislerin burada bu gücü nereden aldığını aslında merak ediyorum özellikle ama. Ya bir, bizi bütün engellemelerinde İçişleri Bakanı talimatı olduğunu zaten söylüyorlar. Bu tavırları da sözlü olarak biz biliyorlardı. Ben birkaç defa milletvekili olduğumu ifade ettim. Hatta ısrarla ifade etmeme rağmen o görüntüler ortaya çıktı. Bir taraftan da aslında sözlü bir cevap vermelerine gerek yok. Çünkü bu ilk yaşanan vaka değil. Ya bu sadece HDP, tabii ki en fazla biz HDP milletvekilleri yaşıyoruz ama bu sadece HDP milletvekillerinin yaşadığı da değil. Bir şey de değil. Türkiye'de muhalif olmak, muhalif milletvekili bile olsanız, işte 600 milletvekilinden biri, meclisin sertlerinden biri olsanız bile, evet, eğer muhalifseniz, iktidarın yanında durmuyorsanız her türlü şiddete, her türlü kötü muameleyi hak ediyorsunuz gibi bir algı var ve zaten cezasızlık politikası, biz onlarca defa suç duyurusunda bulunduk. Ben bir hukukçuyum. Bu ortaya çıkan görüntülerin hiçbiri, bakın ben bir milletvekilini bir tarafa bırakıyorum. Milletvekili, velev ki milletvekili olmayayım. Siz hiç kimseye şiddet uygulayamazsınız demokratik bir tepkisini ortaya koyduğu için. Evet. Bunun Türkiye anayasasında, uluslararası sözleşmelerde, kanunlarında çok açıktır. İşkence suçtur. Hatta insanlık suçudur. Uluslararası bir kabul gören bir suçtur. Ama bu Türkiye'deki cezasızlık politikaları, bütün yaptığımız başvurular, bakın bugüne kadar ya takipsizlik sonuçlandı ya da hiçbir cevap verilmedi ve sürümcemede bırakıldı. Tabii bu cezasızlık politikası arka perde aslında bu işte polislere, kolluk güçlerine bir talimatın gittiğini, siz her türlü uygulama yapabilirsiniz. Merak etmeyin, yasal olarak hiçbir problemle karşılaşmıyorsunuz güvencesine verildiğini gösteriyor bu. Eğer İçişleri Bakanı her gün çıkıp bunlar milletin vekili değil, bunlar şuranın buranın vekilleri gibi hedef gösterirse, İçişleri Bakanı'na bağlı polisler tabii ki bu yetkiyi kendilerinde görecekler. Yani çünkü kendilerine göre biz bu halkın vekili, milletvekili sayılmıyoruz. Milletin vekili değiliz. Çünkü AKP'li değiliz. Çünkü AKP siyasetini, MHP siyasetini kabul etmiyoruz, muhalif duruyoruz. Bu ülkede maalesef artık seçilmiş olmak partinin hangisi olduğuyla da biraz bağlantılı bir hale geldi. Bir AKP'li milletvekilinin, bırakın kendisi, çocuk, akrabası gidip karakollarda biz nasıl polisleri tokatladığını hep beraber izledik, gördük. Evet. Ama bizler yani kendimize çok demokratik bir tepki ortaya koyarken bu müthiş saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki zannediyorlar ki bu cezasız kalacak, doğru, şu anda bir koruma mekanizmasıyla bir dokunulmazlık zırhıyla zırhlandırılmış olabilir bu kolluk kuvvetleri. Ama yani bu sürekli bir hal değildir. Yani mutlaka bu yapılanın, bu suçların yasal merciler önünde hesabı verilecektir. Belki bugün değil ama biz tarih tekerrürden ibarettir. Tarihte gördük.
işte daha önceki işte kolluk kuvvetlerine bir uyarı yaptığımızda çok işte bizi çok umursamıyorlardı ama gördük. Belki bize yaptıklarıyla ilgili değildi ama maalesef yine onların hakkını savunmak da bize kaldı önceki dönemlerde. Şu anda mevcut böyle. Evet. Yani bu kişilerin, yani bu işte bize saldıran kolluğun kendi inisiyatifi değil, bu aslında aldığı emir ve talimatı uygulanmaktan bu emir talimat onu sorumluluktan kurtarmayacak. Hani bunun da bilinmesi gerekiyor. Peki, şimdi Diyarbakır'da aynı zamanda Gülistan Kılıç, Koç Yiğit, Semra Güzel, bu isimlerin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Felek Nasuca da galiba yaralananlar arasındaydı. Tülay Hatimoğulları'nın da bugün bir görüntüsü düşmüştü. Ve HDP kesintisiz bir şekilde eylem kararı aldı. Ne yapacaksınız? Bundan sonrasında ertesi gün de devam edecek galiba, değil mi? Bu karardan geri adım atılana kadar bizim bu duruşumuz devam edecek. Ya biz çok haklı ve meşru bir talepte bulunuyoruz. Yapılan hukuksuzluktur, vicdansızlıktır, gayrimeşru bir iştir. Gayri milli iradenin dışında, o sürekli ağzına prezent ettikleri milli iradenin dışında bir iştir ve bundan vazgeçilmesi lazım. Bu kadar kolay olmamalı Türkiye'de. Bu oluşan tablo bütün Türkiye demokrasi açısından bir felakettir. Yani sadece bugün olarak düşünmeyelim. Bugün Diyarbakır neyse İstanbul'da, İzmir'de aynı şeydir. Antalya, Trabzon'da aynı şeydir. Rize aynı şeydir. Onun için bunun yayılacağını, faşizmin belki buradan, üç şehirden ayaklarını oluşturma çabasının olduğunu ama bunun her yere yayılacağını bilmemiz gerekiyor. Onun için biz daha da derinleşmeden, daha da bu saldırılar büyümeden her yönden demokratik tepkilerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Evet. Bütün diğerli kamuoyuna da sesleniyoruz. Yani bugün dediğim gibi bu mesele sadece Türklerin ve HDP'nin meselesi değil. Bu mesele Türkiye demokrasisinin meselesi. Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı ortadan kaldırılmış oluyor bu yaklaşımla. Bugün Diyarbakır'da olanın yarın başka yerlerde olmayacağının garantisi yok. Bu bir tahammül haline gelebilir ve başka yerlerde de uygulanabilir. Onun için bütün demokratik kamuoyuna da gerçekten demokrasinin yanında durmaya, bu temel hak özgürlüklerinin yanında durmaya, bu oluşturan faşist iktidarın ayaklarını oluşturma çabasının karşısında durmaya çağırıyoruz. Evet, peki. Çok çok teşekkürler. Çok çok geçmiş olsun. Tekrar Ayşe Acar Başaran yaşadıklarınızdan sonra. Evet, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran bugün Diyarbakır'da polisler tarafından darp edildi. O görüntüler yansımıştı. Kendisiyle konuştuk.